Eskiden olsa diyecek o kadar çok şey var ki en azından bozuk para hazırlardık dağıtmak üzere bayram için. Az önce haberde izleyicimiz bize anlatır mısınız eskiden bayramlar nasıldı? Eskiden bolluk bolluktu her şey bayramlar böyleydi diye bir büyüğümüz anlattı haberde. Emeklilerimiz yine onlar bir beklenti içindeydi o müjde haberi de gelmedi dikkatle takip ettiyseniz bize eski bayramları anlatırsanız çok seviniriz. Şimdi Eskiden olsa başlığımız. Zehra Hanım günaydınlar. Eskiden olsa sofralarımız güzel, mutlu insanlarla dolar taşardı. Ama şu anda bir kırgınlık var, bir hüsran var, bir umutsuzluk var yaşanılan bayram gününde bunu yaşamayalım. Dileğimiz, temennimiz bu olsun elbette. Sağlıkla birlikte ama yine insanların yaşadığı bir huzursuzluk var. Bundan ne zaman nasıl kurtulacağız? Siyasetin en başta çözmesi gereken konulardan birisi... Bu eskiden olsa bayram paylaşmaktır, kavuşmaktır ama bayram sevinçlerimize de zam geldi. Otobüs biletleri gidiş dönüş 1000 lira oldu. Ne kavuşabildik, ne paylaşabildik. Çok daha güzel bayramlar geçirmek dileğiyle. Zaten 2 senedir pandemi nedeniyle sevdiklerimize ulaşamıyorduk. Bu sene hani o pandemi, onun etkisi biraz azaldı. Yine dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Hatta bununla ilgili haberimiz de hazır. Yalnız hani böyle 2 yıl önceki ya da o geçen iki yıldaki pandemi koşullarında değil bu bayram. Fakat şimdi de ekonomi anlamında bir zorluk var. İnsanlar sevdiklerine ulaşamıyor. Bunu hatırlatıyor. Abidin Bey iyi bayramlar Fox TV ailesi demiş. Biz de Abidin Bey'e günaydınlarımızı iletelim. Emekler için müjde bekliyorduk. Telafi edeceğiz açıklaması geldi. Şimdi bakıyorum sizlerden gelen mesajlara. Şöyle yapalım İrfan. Yeniden en başa dönelim gazetelerimizde en başa geldiğimizde Cumhuriyet Gazetesi hadi yavaş yavaş detaylandırmaya başlayalım. Sonra asgari ücrette acaba bir değişiklik olacak mı? Bir arazdam olacak mı? Sıradaki haberimiz bu olsun. 1 Mayıs'ın gündemi açlık, işsizlik. Binlerce işçi Türkiye'nin dört bir yanında tek ses oldu. Zamlar geri alınsın. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2 yıl süren salgın sonrası tüm yurtta milyonların katılımıyla kutlandı. İşçiler İstanbul'da Maltepe'de, Ankara'da Tan Doğan'dan, İzmir'de Gündoğdu'dan haksızlığa ve adaletsizliğe karşı teksüs oldu. Alanlardan Gezi davası cezalarına tepki yükseldi. Bu yıl artan yoksulluk atılan sloganlara ve pankartlara da yansıdı. Emekçiler zamlar geri alınsın, ücretler arttırılsın, ek zam yoksa grev var, açlığa mahkum değiliz, Zam zulüm işkence, işte AKP, zorbalar kalmaz gider, kahrolsun, istibdat yaşasın, hürriyet dedi. Ve yine fotoğraflarda görüyorsunuz gözaltına alınanlar oldu. İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli olmak üzere Taksim'e yürümek isteyen 164 kişiyi gözaltına alındı. Ya susacaksınız ya kan kusacaksınız. Bakalım alana atık kartonlara yazılmış e, pankartlarıyla giren çekçekçiler... Geri Dönüşüm İşçileri Derneği bayrağı altında kapitalizmi tarihin çöp sepetine atmayın, 5 para etmez diyor. Emeğin hakkı ödenmez. Oyuncular Sendikası'nın katıldığı 1 Mayıs kutlamalarına sanatçılar da sosyal medyadan destek verdi. Fazıl Say, Tarkan, Genco Erkal, e, Erkal yaşasın 1 Mayıs, Cüneyt Arkın emeğin ve alın terinin hakkı ödenmez dedi. Biz bunu sağlıkçılar için de çokça kullandık. O pandemi sürecinde hakkınız ödenmez denildi. Zaten sağlıkçıların da hakkı maalesef ödenmedi. Bunu da çok söyledik hakları ödenmez denildi, hakları ödenmedi. Bunu da çok söyledik ama maalesef gerçek bu şekildeydi. Sabah gazetesi bakalım. Milletimizin sırtını yere getiremezler. Dünya bir krizin içinde çırpınırken önceliği insanlarımızın işine, aşına, geçimine verdik. Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras büyük ve güçlü Türkiye hedefi için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz dedi Dün Cumhurbaşkanının vermiş olduğu mesajlar böyleydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Bir bakalım mı e, o şükürle ilgili sosyal medyayı da böyle aslında dalgalandıran bir açıklaması dün işçilerle yan yana geldiğinde ne demişti Cumhurbaşkanı? Bakalım Erdoğan. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki. Önce elimizdekilere şükredeceğiz. Şimdi asgari ücretli, emekli, memur, çalışan, esnaf, herkes herkesin aslında elindekilere şükrediyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayan olduğunu zannetmiyorum. Yalnız elindekilerin, cebindekilerin, parasının yavaş yavaş eriyor olmasına ciddi itirazları var. Bu mesele acaba nasıl halledilecek? Bir de işsizlik meselesi TÜİK, TÜİK'in rakamlarında düşüyor gibi gözüküyor. Çünkü iş aramayı bırakıyor insanlar. Bir işsizlik umuduyla iş aramaktan vazgeçiyor. Ev genci diye bir kavram var ülkemizde biz bunu yaşıyoruz. Çocuklarımız karınları doyuyor ama beslenemiyor. Yani tamam şükredelim, herkes de şükretsin. Tamam da bütün dünyada benzer bir ekonomik buhranın içinde tamam da bütün dünyada yaşanılandan daha fazla bir ekonomik sıkıntıyı biz ülkemizde acaba neden yaşıyoruz? Bir İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine bakalım. Haberimiz hazır ama onu ilerleyen dakikalarda verelim. Bir hemen şöyle biz 5 Mayıs 2022 tarihinde saatlerde onu gösterdiğinde TÜİK'in Enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Nisan ayı enflasyonunu öğreneceğiz. Şimdi şöyle bir baktığımızda acaba o enflasyon rakamı ne olarak açıklanacak. Arkamda görüyorsunuz. Şöyle hemen buraya bir gelelim. Bakın. İstanbul Ticaret Odası Ocak 2022 enflasyonu %50.91 olarak açıklandı. Ticaret Odası'ndan. Sonra Şubat ayı 2022 enflasyonu %55.32 olarak açıklandı. Mart'a baktığımızda %63.25 olarak açıklandı. Şimdi burada fiyatların yükselişini görüyorsunuz aydan aya. Şükredelim bir yandan ama hani şuna da şükredelim fiyatlar artık artmıyor. Artık pahalılık yok ya da pahalılık geriledi ya da gerilemediyse bile alım gücümüz arttı diyebilelim. Buna da şükredebilelim. Baktığımızda TÜİK ne açıklamıştı Ocak ayı için İstanbul Ticaret Odası? 50.91 açıklamıştı 49-69. Böyle yani bir puanlık sapma. Şubat ayı 2022 TÜİK'in açıkladığı %54.44 54 ve İstanbul Ticaret Odası %55.32 açıkladı. TÜİK Mart'ta %61.14 açıkladı. Bakıyorsunuz ticaret odası %63.25. O zaman soru şu. Anladığımız kadarıyla TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası'nın rakamları birbirini takip ediyor ya da neredeyse denk geliyor. Bakalım İstanbul Ticaret Odası Nisan 2022 enflasyonunu ne açıkladı? %79.97. 80 diyelim. Demeyelim. 79 diyelim. Hadi yukarıya değil de aşağıya yuvarlayalım. 79 diyelim. Sizce Nisan 2022 enflasyonu 5 Mayıs 2022 sabahında saat 10'da kaç olarak açıklanır? Ben bir tahmin yapayım. %79.97, %79 diyelim genelde 1 puan 2 puanlık sapma oluyor. Ben 5 puanlık bir sapmayı işaretlemiş olayım. %75 diyeyim. Bakalım o gün acaba TÜİK bu rakamı kaç olarak açıklayacak. Gelelim bir asgari ücret haberine. Asgari ücrette bir arazam olacak mı olmayacak mı? Ee, sözler var, vaatler var. Ama bizim yaşayacağımız, karşılaşacağımız ne olacak? Dün meydanlarda, 1 Mayıs meydanlarında en çok... Bu konu konuşuldu. Yaşasın 1 Yaşasın Padişah! Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz? Elbette yaşıyoruz. Yaşayabilmem mümkün mü? Çok yaşıyoruz yani. Enflasyon bugün %65'lerde. askeri ücrette yapılan zamların enflasyon karşısında eriyor. Bir iyileştirme bekliyoruz yine Temmuz ayında. Ee, hükümetimizden bunu bekliyoruz. İşçi bayramında asgari ücretlinin talebin etti. Yıl içinde en az bir kez daha maaşa zam. 4.253 liralık maaş enflasyon karşısında eridi. Sendikalar asgari ücrete zam istedi. Biz diyoruz ki asgari ücret tespit komisyonu Temmuz ayında toplanabilir. Bu toplantıda enflasyon oranında bir artışı, enflasyon üzerinde bir artışı sağlarsak sadece bu artışı değil aynı zamanda bütün Türkiye'deki toplu sözleşme sisteminde yer alan çalışanların ücretlerinde aynı oranda bir artış sağlanması bence hakkaniyetli bir tutum olacaktır. Hükümetimizden bu çağrıyı da yapıyoruz. Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralığı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın dördünde bundan üç gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asker ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler. Yani Haziran'ı falan beklemenin bir anlamı yok. Bunu da gündeme getiren AK Parti'nin grup başkan vekili gündeme getiren siyasiler verdiği söylediği zaman verdiği sözü yerine getirecek. Hakiş Başkanı Mahmut Arslan askeri ücrete gelecek Arazam için Temmuz ayını işaret ederken Türk İş Başkanı Ergün Atalay Arazam için Temmuz'u beklemeye gerek yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise %50'lik zamı hatırlattı. Yeni zam talebi içinse net bir açıklama yapmadı. İşçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde %50 seviyesinde artırdık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu meydanda daha yılın ikinci... İşçiler Taksim'e temsilcilerini, sendikaları gönderebildiğine ama talepler net bir dille iletildi. Bu yıl işçilerin, emekçilerin sesi daha gür çünkü iki yıl beklediler. Kutlamalar iki yıl gecikti. Şu anda gür sesleriyle taleplerini, isteklerini dile getiriyorlar. Hükümetimizden yeni dönemde asgari ücretin Temmuz ayında yeniden belirlenmesini istiyor. Mutfak yanıyor, pazar yanıyor, her yer her yer yanıyor. Nasıl geçinelim ki şu anda bir zeytinyağı 150 milyon olmuş, tüp olmuş 350 lira. Kirada olduğum için 3 bin lira kira veriyoruz şu anda. alem olmasa, ailemin desteği olmasa geçinemiyorum yani.